Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta hepimiz evdeydik. Daha doğrusu 2 hafta olacak. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evdeyiz ama yine de mutluyuz. Çünkü çok şükür evde olmamıza imkanımız var. Bazı insanlar bu imkanı bile göremiyor veya çok rahatsızlar, hastalar maalesef veya dışarıda çalışmak mecburlar. Onun için şükür ediyoruz ve bu hafta, ya daha doğrusu bugün size bir food diary yanıma almak istiyorum. Bugün ne yiyorum diye. Ben de ilk defa porridge yapacağım. İşte zaten bu porridge dediğimiz şey çok tanınan bir şey. Hani ilk defa yapılmıyor. Ama ben ilk defa deneyeceğim. Yoğurtla falan yedim ama sıcak hiç daha yemedim. Canım çekti. Dedim bir deneyeyim, size de göstereyim. Değişik değişik tarifler var. Ben bu tarifi seçtim kendime. Umarım sizin de hoşunuza gider. Taste testi de tabii ki yapacağız. Şimdi mutfağa gidelim. Mutfağım biraz küçük. Daha doğrusu kusuruma bakmayın. Ama boşver. Ev hali önemli değil. Önemli olan beraber olmak, yemek yapmak. To have fun. Okay, let's go to the kitchen, I would say. Evet arkadaşlar, şimdi mutfaktayız ve gösterdiğim ürünleri şimdi bir kavanozun içine koyup pişireceğiz. Önce yulafı alıyoruz. Çoğu kişi yulafı tartıyor ama ben göz kararıyla yapacağım. 3 kişi yiyeceğiz. 3 ile 2, daha emin değilim. Hangi kaseye alalım? Şunu alalım bakalım. Ve içine önce tabii ki de şu yulaftan koyuyorum. Belki şöyle mi çeksem biraz daha mantıklı olur belki. Şöyle yapayım. Görüyorsunuz zaten böyle. Şimdi şu yulafı alacağız. Çok mu oldu? Oops. Döktüm. Tabii ki de dökmeden olmaz. Şimdi yulafı içine koyduk. Bu yulafı şimdi tencerenin içine koyup bir 15 dakika pişireceğiz. Oatmeal veya mandalina ile. Aslında video çekmeden önce bu kelimeleri yazsaydım iyi olurdu ama artık videonun içine yazacağım. Herhangi bir badem sütü alabilirsiniz. Aklıma geldi badem sütü. Şimdi şu yulafı alıp tencerenin içine koyuyorum. Kavuracağım. Sonra içine biraz baharatları da katacağım. Baharatları kattıktan sonra böyle bir 5 dakika falan kavuracağım. Kavurduktan sonra badem sütümüzü ilave edeceğiz. Onu da şimdi gösteririm. Ve altını orta dereceye aldım. Aslında bunu ne kadar pişiriyorsunuz? Krema gibi olacak bu. Hani tam ikisi birleşik bir ürün. Ürün mü diyoruz? Ah bu Türkçem. Olana kadar 1,5 bardak için 1,5 süt alabilirsiniz. Herhangi sütü alabilirsiniz. Yani istiyorsanız normal süt alırsınız, istiyorsanız yulaf sütü alırsınız, istiyorsanız badem sütü alırsınız. Hiç fark etmez. Sizin tadınıza kalmış artık. Şu an biz bunu vegan yapıyoruz. Vegan yaptığımız için tabii normal süt koyuyoruz. Öyle yani. Böyle denemek istedim. Çünkü ilk defa da sütünü deniyorum. Badem sütünü deniyorum. Şu an ben en kısık ateşe aldım. Şuraya mı alsam? Yay! This is working. Düşünüyorsanız çok az süt oldu. Yine göz kararı ilave edebilirsiniz. Yes, let's see. Bu şimdi şu anda şeylere geçelim. En önemlisini unuttum. Tarçın. Tarçınım nerede? Yani sonradan da biraz katabilirsiniz. Şu anda katacağım. Tatlı kaşığı aldım. Biraz süt ilave ettim çünkü biraz tutuştu. Ben de ilk defa yapıyorum sizinle beraber. Gördüğünüz gibi. Şu an sütlaç gibi gözüküyor arkadaşlar bu. Sütlaç da diyebiliriz aslında. Yani why they fancy names, right? Yanlış bilmem neymiş. Superfoodmuş yani. Sütlaç, bildiğimiz sütlaç. Göstereyim nasıl gözüküyor. Şöyle bir şey oldu. Oh wow, müthiş tarçın koktu. Çok koydum galiba ama bir şey olmaz. Şimdi bunun altını kapattım, yana aldım. Şimdi de geçelim bunun yapılışına. Okay, sizi şimdi şuraya aldım. Kase lazım. İstediğiniz kaseyi alabilirsiniz. Tabii bunlar böyle fancy mancy yapıyor ama biz şu an fancy yapmayalım. Zo. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben 1,5 büyük yemek kaşığı koydum. Şimdi yarım muz koyacağım. Chia seedlerimizi alacağız. Burada da artık ölçü olarak kaşık alalım. Of course. 1 yemek kaşığı. Şöyle 1 yemek kaşığı üstüne koydum. Yeter. Ya da yarım, daha doğrusu yarım yemek kaşığı oldu bu. Lime seedlerimizi aldık. Here. Yarım yeter. Hemp zamanlarımızı aldık. Ya yarım yemek kaşığı alırsınız veya bir tane tam tatlı kaşığı da koyabilirsiniz. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz bunu. Hiç fark etmez yani ne kadar koyduğunuzu, göz kararı, bunlar da yapabilirsiniz. Hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa ondan daha fazla koyarsınız. Tabi abartmadan. Ya niye yine döktüm? Allah'ım, ben bu kadar sakar değilim aslında. Yine böyle bir yarım yemek kaşığı kadar goji ben. Kuru yemiş. Burada yarım elmam dünden kalmış. Ve şu an en sevdiğim yaban mevsimi videosu. Her neyse, blueberries, raspberries, strawberries, berries. I love berries. Bundan sevdiğim için ben bir tane küçük yemek, yani 2 çok dolu yemek kaşığı değil de. Ve arkadaşlar, evet, çok güzel şekilleştiremedim ama önemli değil, değil mi? Yani sonuçta midemize geçiyor. Last but not least, peanut butter. Böyle yarım yemek kaşığı kadar da peanut butter koydum. Voilà. Şöyle de göstereyim. İlk defa dediğim gibi böyle bir şey yaptım. Bütün ürünlerden almak istiyorum şu an kaşığıma. Gerçekten güzel. Ben şu an balı koymayı unuttum. Biraz da bal üstüne koyayım. Böyle daha çok nasıl oldu? Çok güzel oldu. Sırf siz söyleyeyim, şekersiz. Aslında sırf tatlı olan muz. Ama bal biraz üstüne koyabilirsiniz, serpebilirsiniz ya da daha doğrusu dökebilirsiniz. Right. Okay, ben şimdi bunu yiyeceğim. Talk to you later.